Evet, şöyle bir gün ortasına yansıyan başlıklara, piyasalar tarafından en çok fiyatlanan gelişmelere bakalım. Tabii birinci sırada koronavirüs endişeleri olmaya devam ediyor. Ama küresel çapta piyasalara baktığımız zaman aslında olumlu bir tablo var. Az sonra rakamları paylaşacağız ama bu olumlu tablonun da birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi acaba koronavirüsün yayılma hızı son iki gündür Çin tarafından yapılan açıklamalara göre acaba biraz düştü mü beklentisi? Bir yandan da işler kötü giderse merkez bankaları yeniden piyasaları, ekonomileri kurtarmak için devreye girer beklentisiyle piyasalar tarafından olumlu fiyatlamaları görüyoruz. Ama bunun yanı sıra tabii ki bu gelişmelerin işte özellikle Ocak ortasından beri yaşanan bu koronavirüs endişesinin ve toplamda son verilere göre 493 kişinin hayatını kaybetmesinin Çin ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini de takip ediyoruz. Ne diyorduk? Çin hapşırırsa dünya nezle olur. Ve işte şu anda adeta Çin izole edilmiş durumda. Ve işte Çin'den gelen kargolarda da etkilenme olduğunu görüyoruz. Yani şu anda Çin'le ilgili her şey maalesef koronavirüsü çağrıştırıyor ve bunun işte küresel çaptaki etkilerini de takip etmeye devam ediyoruz. Ve işte Çin'deki yavaşlamanın bütün dünyayı etkileyeceğine dair beklentiler de var. Hatta bununla ilgili olarak Financial Times'ta bir yazı yer almıştı, bir beklenti paylaşılmıştı. IMF ve ING'nin yaptığı bir grafiğe, bir hesaplamaya göre aslında küresel ekonomide evet yavaşlama olacak ama bunlardan en olumlu etkilenecek ülke, hatta pozitif büyüme katkı sağlayacak ülke Türkiye olacak diye. Bunun da biz bir örneğini aslında şu anda Rusya ve Çin arasındaki o ilişkilerden görüyoruz. 6 gün önce Rusya Çin'e sınırlarını kapattı ve sonrasında da Çin'den gelen sebze, meyve ve deniz ürünlerine karşı da bir ithalatında bir düşüş yaşanıyor şu an itibariyle. İşte koronavirüs endişesiyle beraber bir yandan da hem Çin tarafında da üretim durmuş durumda, tedarik edilemiyor. Dolayısıyla iki taraflı bir sıkıntı var ve bunun üzerine Rusya Ticaret Bakanlığı'ndan düzeltiyorum, bir açıklama yapıldı ve burada bir ithalat hacminde düşüş var ama bu düşüş çok kolaylıkla Türkiye ve Fas tarafından kapatılabilir beklentisi paylaşıldı. Yani dönüp dolaşıp aslında Çin ekonomisinin ne kadar etkilenebileceğine, olumsuz etkileyeceğine geliyoruz ve Türkiye'nin de önemli bir pazar olabileceği, önemli bir üretim merkezi olabileceğine dair de beklentiler kuvvetleniyor. Bu gibi haberler geliyor. Ve bir de aslında Türkiye'ye iyi haber Coface'tan geldi. Dünyanın önde gelen Fransız şirketi, sigorta alacaklı şirketi Coface, Türkiye'nin ülke risk değerlendirmesini bir kademe iyileştirdi ve C seviyesinden B seviyesine yükseltti. 8 kademe var burada ve kısa vadeli ticaret risklerini ölçen bir gösterge olma özelliğini taşıyor. Şirketten yapılan açıklamalar da aslında önemliydi. Onlara da bir göz atalım. Türkiye'deki veriler makroekonomik risklerin dengelendiğine işaret ediyor dendi. Enflasyon ve faizlerdeki gerilemeyle iç talep toparlanıyor. İç talep toparlanınca yurt içi firmalarında ciroları, yani firmaların yurt içi cirolarında bir artış var. Aynı zamanda kredi faizlerindeki gerilemeyle beraber de bu şirketlerin finansmana erişimi kolaylaşıyor. Dolayısıyla işte bu gibi bir risk unsurunda azalma var deyip önemli bir açıklama yaptı. Evet, bu da iyi bir haberdi. Bir yandan başka neleri takip ediyoruz diye baktığımız zaman arama motoru devi Google bir soruşturma altında. Ve işte daha önceden Rekabet Kurumu'nun başlattığı bir soruşturma vardı. Devam ediyor. Bugün ona dair önemli bir haber var. Neden peki soruşturma başlatmıştı Rekabet Kurumu, onu hatırlayalım. Alışveriş pazarındaki hakim durumunu kullanarak rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasıyla böyle bir soruşturma başlatılmıştı. Bugün ise Google tarafından sözlü bir ifade verilecek, sözlü savunma yapacak şirket ve sonrasında da tabii ki gelişmeleri takip edeceğiz ama bu da önemli bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Biraz da yurt dışına bakalım. Yurt dışında da Amerika Birleşik Devletleri'nde dün yıllık olarak gerçekleşen birliğin durumu konuşması yapıldı. Kim tarafından? ABD Başkanı Donald Trump tarafından. Ve burada aslında ekonomiye dair önemli mesajlar verdi aslında Trump. Dedi ki işte bizim dönemimizde ekonomi iyice toparladı dedi. Bununla ilgili olarak gelişmeleri aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin düşüş zihniyetini paramparça ettik attığımız adımlarla dedi. Ama aslında tek paramparça edilen şey bu değildi. Bir yandan da demokratların sözcüsü Nancy Pelosi ABD Başkanı'nın konuşma metnini paramparça etti. Konuşma metnini yırttı. İşte görüntü, bu görüntüler
Dünkü o konuşmaya damgasını vurduğu gerginlik yüksekti. Bir yandan da bugün aslında çok kritik bir gün çünkü azil soruşturması devam ediyor. Bilindiği gibi azil yargılama süreci 2 hafta önce başlamıştı ve nihai oylama bugün Türkiye saatiyle 12'de yapılacak. Gece 12'yi gösterdiğinde saatler herhangi bir şekilde aslında Trump'ın azil edilmesinin önünün açılması beklenmiyor. Görevden alınmasını beklenmiyor. Çünkü bilindiği gibi Senato'da çoğunluk Cumhuriyetçilerde ve Cumhuriyetçiler de Trump'ı destekliyor. 67 oy alması gerekiyor 100 koltuklu Senato'dan Trump'ın görevden erken ayrılması için. Ve özellikle baktığımız zaman bu konuda aklanması bekleniyor şu ABD Başkanı'nın. Ve yine Amerika ile ilgili çarpıcı bir haber. Dünyada silah ticaretinin %79'unu Amerika Birleşik Devletleri kontrol ediyor. Bu çarpıcı bir rakam aslında ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı bir rapora göre bu rakamlar paylaşılmış. Bir yandan da yıllık harcamalar tabii ki askeri harcamalar da dikkat çekici ve o da 3 trilyon dolar civarında yaklaşık olarak böyle bir rakam karşımıza çıkıyor. Bunların hepsi yakından takip ettiğimiz gelişmeler. Piyasadaki öne çıkan başlıklar böyleydi. Şimdi